Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 22 Ekim Cuma. Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Tarım ve Orman Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın destek verdiği Afyonkocatepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkiye'de Gıda Güvenilirliği Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işık Gece'de katılarak sunum yaptı. Akü Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen çalıştay Korel Otel'de başladı. (Gülüyor) 22-24 Ekim tarihleri arasında çeşitli paneller ve oturumlarla yapılacak çalıştayın açılış etkinliğine Vali Gökmen Çiçek, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işık Gece, AK Parti Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunu Seven, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ATB Başkanı Mehmet Müstürler ve siyasi parti temsilcileriyle akademisyenler katıldı. Sayın Bakanımızın da biraz önce belirttiği gibi, çalıştayın açılış konuşmasını AKÜ Rektörü Karakaş yaptı. Karakaş, çalıştayın önemini ve içeriğini anlattı. Gıda güvenliği, hükümetler, daimi devlet otoritesi, çiftçiler, gıda üreticileri, işleyicileri, toptancılar, bayiler, perakende satış noktaları ve tüketicileri dahil gıda alanında rolü olan her bileşenin ortak sorumluluğudur. Gıdada güvenilirliğin bireysel ve toplumsal sağlığın sağlanabilmesi adına ne kadar önem arz ettiğini hep birlikte görüyoruz. Afyonkarahisar'ın özellikle kırmızı et ve kanatlı hayvan sektöründe Türkiye'nin önde gelen gıda şehirlerinden biri olması da bu çalıştaya ayrı bir anlam katmaktadır. Bu çalıştayda gıda güvenliği konusu alanında uzman bilim insanları, sektör profesyonelleri ve bakanlık uzmanları tarafından en ince ayrıntısına kadar masaya yatırılarak irdelenecektir. AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven'se konuşmasında Afyonkarahisar'ın gıda açısından Türkiye'nin en önde gelen illerinden olduğunu belirtti. Ve bütün sektöründe hem beyaz kanatlı hem de kırmızı et sektörünün çok önemli bir sıkıntısı bu Afyonkarahisar için. İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkar. Güzel sonuçlarla gıda güvenliğinin temini ve temininin güvenliği inşallah ileride önümüzde sıkıntılar oluşturmaz. Ben tekrar tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ise gelecek yıllarda dünyanın en büyük sorununun gıda ve suya erişim olacağını aktardı. Şöyle ki Afyonkarahisar esasında gıda üretimi merkezi. Et, kanatlı, yumurta. Yumurta da biliyorsunuz Afyon bir marka. Ayrıca sucuk da gerçekten marka. Patates, haşhaş hakikaten şimdi teknolojik seralarda çok önemli mesafeler kat etti. Afyon hakikaten lezzetin, gıdanın başkenti. Bu çalıştay bence Türkiye'deki en önemli çalıştaylardan birisi. Çünkü ben burada şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Yakın bir gelecekte dünyadaki en önemli mesele gıda arzı ve gıda güvenliği olacaktır. Daha sonra konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işık Gece bir sunum yaparak sayısal veriler paylaştı. Gıda güvenilirliği anlamında hayata geçirilen çalışmaları dile getirdi. Dünyayı tüketim hızımız, dünyanın kendini yenileme hızından çok daha hızlı. Dolayısıyla gelecek kuşaklardan çalarak gidiyoruz. Yerine koymamız gerekiyor. Çocuklarımızın mirasını yiyoruz. Çok çarpık bir düzen var tepeden bakıldığı zaman. Dünya rakamlarına baktığımızda 52 ülkede gıda sıkıntısı var. Açlık sınırında gıdaya ulaşamayan birçok ülkemiz var burada da gördüğünüz gibi. 2050 yılında biz dünya nüfusunun 10 milyar olmasını bekliyoruz. Ülkemize baktığımız zaman 105 milyonluk bir nüfusun bizi beklediğini düşünüyoruz. Göçler vesaireyi de dikkate aldığımızda bu bizim artan nüfus ve binalaşmayla birlikte
üretimi son derece verimli, sağlıklı, dengeli yapmamız gerektiğini de bize sık sık hatırlatan bir düzene doğru götürüyor ve biz bu nüfus artışına besini yetiştirebilmek için, gıdayı yetiştirebilmek için 2050 yılında şu an ürettiğimizden %65 daha fazla ürün üretmemiz gerekiyor. Aksi takdirde nüfusları doyuramadan açlığa neden olacak bir tabloya doğru gidiyoruz. Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında Afyonkarahisar'ın gıda konusunda marka olduğunu, bu değerin korunması gerektiğini söyledi. Şimdi bu kadar gıda deposu olan bir kentte böyle bir çalıştayın yapılması çok önemliydi. Ben bundan dolayı Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, bu çalıştay Türkiye'de yapılacaksa Afyonkarahisar'da yapılmalıydı ve doğru yerde. Siz de teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Markalarımız bizim milli değerlerimiz gibi Afyonkarahisar'ın öz, hani bir kamu kurumu gibi gözümüzden sakındığımız değerlerimiz var. 100 yıldır hizmet ediyorlar. Ne olursunuz ceza vermeden, ifşa etmeden önce bizim de bir ifademizi alsın. Bize de bir savunma hakkı verin. Öldürmeden önce, idam etmeden önce bir savunma hakkının verilmesini özellikle istiyorlar. Konuşmaların ardından AKÜ Rektörü Karakaş, Bakan Yardımcısı Işık Gece'ye günün anısına plaket verdi. Açılış programı fotoğraf çekimiyle sona erdi. Afyonkarahisar'da başlayan Türkiye'de gıda güvenilirliği çalıştayında 7 oturum düzenlenecek. Bu oturumların ilkinde gıda okuryazarlığı ve gıda resmi kontrolleri konuları ele alındı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser oturumda yaptığı konuşmada taklit ve taşiş konularına değindi. Firmaların ifşa edilmeden yapılması gerekenleri anlattı. Yanlış etiketleme beyanlarına girer. Yine onaylanmamış geliştirme. Korel Otel'de gerçekleşen çalıştayın açılışının ardından ilk oturum Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Hasan Hüseyin Atar'ın başkanlığında yapıldı. Taklit olaylarında mesela paketleme de görüyoruz. Oturuma konuşmacı olarak ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, AKÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Ramazan Şevik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Neriman Bağdatlıoğlu ve Tarım Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Selman Ayaz katıldı. Tedarik zinciri ve üretim zinciri sırasında ATSO Başkanı Serteser, burada yaptığı konuşmasına taklit ve taşiş konularının kesinlikle cezalandırılması gerektiğini belirterek başladı. Tabii ki taklit ve taşişin şiddetle cezalandırılmasına toplumun, tüketicilerin sağlığı ve itibarı bakımından çok önemli olduğunu düşünerek ve altını çizerek bu sözle başlamak istiyorum. Kesinlikle buna karşı değiliz. Uygulanan ifşa programını eleştirdiğini belirterek konuşmasına devam eden Başkan Serteser sıkıntılarını dile getirdi. Bu ifşa politikasının sıkıntısı şu yönde var. Uluslararası ve ulusal düzeyde çok büyük marka olmuş köklü şirketlerimiz bu ifşadan ciddi şekilde etkileniyorlar. Siz de diyeceksiniz ki yapmasın o zaman. Yaptıkları bir şey yok. Her türlü prosedürlere ciddi bir şekilde uyuyorlar. Gıda ve yem üreticileri, bilhassa Afyon'da olduğumuz için tabii et üreticileri ama kendi ellerinden gelmeyen tedarik zinciri ve üretim zinciri sırasında doğabilecek ve kendilerine bağlı olmayan konulardan dolayı eser miktarda alınan ürünlerde sıkıntı çıkabiliyor. Bundan dolayı ifşa ediliyorlar. Zaten 50 yıllık, 100 yıllık bir firma eğer o taşişi yapsaydı bugünlere gelemezdi. Bunun bir kere bilincinde olmak lazım. Büyük markaların ifşasının merdiven altı üretimi yükselttiğini de anlatan Serteser şunları söyledi. Onları, bu büyük markaları ifşa etmek, onları küçültürken merdiven altı üretim yapanları da büyütüyor. Neden biliyor musunuz? Siz İşte kaç defa ifşa yapıldı? 300 firma, 400 firma, 700 firma. Bunlardan kimleri hatırlıyorsunuz deseniz yine o akılda kalanlar büyük firmalar. Öbürleri ne oluyor? Ne bir marka değeri zararı görüyor, ne bir maddi zarar görüyor. Ufak bir parayı ödeyerek başka bir markayla hem de pazarlara da vererek yani
madem toplum sağlığını, itibarını koruyacağız, böyle koruyalım. Aynı zamanda üreticinin itibarını da koruyalım. Yani burada bir çarpıklık var. İnşallah yeni düzenlemeyle bu gider. Oturumun diğer bölümlerinde katılımcılar uzmanlık alanları ile ilgili sunumlar yaptı. Çalıştay'ın ilk oturumu soruların cevaplanmasıyla sona erdi. Yanlış etiketleme beyanlarına girer. Yine onaylanmamış geliştirme. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kooperatifler kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Köksal çiftçinin sorunlarını da dile getirdi. Önerge üzerinde söz isteyen Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Burcu Köksal. Buyurunuz Sayın Köksal. Teklifin geneline baktığımızda bir takım değişiklikler yapılmış ama kooperatiflerin genel sıkıntılarının çözümüne dair bir ibare yok, bir madde yok. Mesela tarım kredi kooperatifine borçlu olan çiftçiler için bir çözümünüz yok. Çiftçi bugün sırtında 200 milyar liralık borç taşıyor. Hiç olmazsa Ziraat Bankası'na ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizini silin diyoruz. Hayır diyorsunuz. Tam da bu teklifte komisyonda komisyon üyesi milletvekillerimizin verdiği bir önerge vardı. Hani sizin reddettiğiniz önerge. Orada o önergede Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedik ki tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçilerin borçlarının faizinin tamamını silin. Ana parayı bir yıl gecikme zammı almadan erteleyin ve 48 ayda ödenecek şekilde taksitlere bölün. Yani çiftçiye nefes aldırın dedik ama reddettiniz. Niye? Milletin anasına küfreden müteahhitin vergi borcunu silen AKP, tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçilerin faizini neden silmiyor? Kafanızı kaldırın, bakın. Çiftçinin tarlasını süreceği traktörü ipotekli, sütünü sağacağı ineği hacizli. Bugün çiftçi tarımdan çekiliyor. Çünkü kullandığı her şeye zam üstüne zam geliyor. Gübreye, mazota, yeme, ilaca neredeyse her gün zam geliyor. Ama yaptığınız hiçbir şey yok. Öyle görmezden geliyorsunuz. Seçimlerde yaparsa AK Parti yapar dediniz. Elektriğe, doğalgaza, benzine, mazota, gübreye, yeme, kömüre, her şeye iğneden ipliğe zam üstüne zam yaptınız. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek Afyonkarahisar'la ilgili dört önemli konuyu iletti. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret etti. Milletvekili Taytak, vatandaşlardan, yerel yöneticilerden ve MHP il ve ilçe teşkilat yöneticilerinden gelen karayolları ile ilgili yapılması gereken talep ve istekleri Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu ile paylaştı. Taytak, Afyonkarahisar ile ilgili dört önemli konuyu Genel Müdür Uraloğlu'na iletti. İlk olarak Dinar ilçesinden geçen Afyonkarahisar Denizli Karayolu'nda meydana gelen ağır kazaların önüne geçilmesi gerektiğini belirten Taytak, Dinar ilçemizin girişinde bulunan Çoban Saray Köyü'nden sonraki bölümlerde meyli fazla olan bir yolumuz var. Bu yolsa şehir merkezinden geçerek şehir dışına kadar devam ediyor. Özellikle ağır tonajlı yük araçları ve diğer taşıtların bu yolda frenlerinin patladığı ya da çeşitli arızalardan dolayı ağır kazaların gerçekleştiği ortada. Bizim bu konuyla ilgili 3 tane çözüm önerimiz oldu, dedi. Ahmet Paşa Belediye Başkanı Eyüp Yakan ve belde halkının talebini de Genel Müdür Uğuroğlu'na ileten Milletvekili Taytak, Afyonkarahisar Antalya Karayolu'nun yapım aşamasında planlanmış ve Ahmet Paşa Sinan Paşa Çevreyolu Karayolu'na cep bağlantısı verilmiş olan ancak yapım aşaması tamamlanmamış yolun faaliyete geçirilmesi olarak aktif kullanım oluşturmak ve olası tehlikeleri önlemek amacıyla önem taşımaktadır, diye konuştu. Emirdağ, Bolvadin, Çay, Bölünmüş yolunun tamamlanması konusunda da görüştüklerini dile getiren Taytak, yaz dönemi boyunca geçim kaynağı olan patates alım-satımı ile ilgili şehirler arası tır ve kamyon giriş çıkışlarının yoğunluğundan kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi için
Afyon Şuhut Yolu güzergahı üzerinde Nuri Bey kasabasına giriş hattına cep konulması önem arz etmektedir ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi tarafından hayata geçirilen eğitim yatırımlarını anlattı. Başkan Çoban, milli eğitim yatırımlarının yanı sıra gençlere yönelik yatırımlarla da tarih yazıldığını belirtti. İl özelden böyle planlama yaptı ki artık spor salonu olmayan ilçemiz kalmadı. İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Kanal 3 mikrofonlarına eğitim yatırımlarından söz etti. Çoban, bugüne kadar 427 okulun eğitim sistemine kazandırıldığını belirterek şunları aktardı. Bugüne kadar, yani 18 yılda, 34 tane anaokulu, 313 tane ilkokul, 80 tane ortaokul, 17 öğrenci yurdu, 15 spor salonu ve 4 tane de halk eğitim merkezi, ayrıca 3 tane de gençlik merkezi yapılmış. Bu sayede toplam 427 okul ve 3.225 derslikli okullar Afyon'umuza kazandırılmıştır. Hala eğitim çalışmalarımız devam ediyor. İşte Afyon'daki Şemsettin Ortaokulumuz yıkıldı, yeniden yapılacak inşallah. Atatürk İlkokulumuz ilaveleri yeniden yapıldı, hizmete açıldı. Hoca Ahmet Yesevi de ciddi anlamda, yani Derişpaşa Mahallemizdeki Hoca Ahmet Yesevi İlkokul ve Ortaokulunda ciddi sıkıntı vardı. Geçtiğimiz yıllarda bu da Afyon'umuza 30'dan fazla derslik yapılarak kazandırılmış oldu. Yani eğitimde de çok önemli yatırımlar devam ediyor. Yine Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in, milletvekillerimizin, Cumhur İttifakı milletvekillerimizin üstün gayretleriyle, takipleriyle Gençlik Spor Bakanımızın Afyon ziyareti neticesinde hemen hemen her ilçemizde müthiş spor yatırımları yapılıyor. Artık ilçelerimizde halı sahalar rutin hale geldi. Spor salonları rutin hale geldi. Ha, bunu da söyleyeyim. İl özel derbileri planlama yaptı ki artık spor salonu olmayan ilçemiz kalmadı. Bu planlama yapıldı. Hatta işte Sinanpaşa'ya başladık. Başka ilçelere başladık. İlk defa bir beldede, Etmen beldesinde il özel idaremizde çok güzel bir spor salonu yapıldı ve şu an hizmete girmek üzere, bitti inşaatı. Artık halı sahalar, spor salonları bitti. Büyük ilçelerimizde yüzme havuzları yapılmaya başlandı. Bu da insanımıza verilen değerin bence bir göstergesi olmuş oluyor. Başkan Çoban, yapılan yatırımların meclisten geçmesinde oy birliğiyle kararlar alındığına da değinerek katkısı olanlara teşekkür etti. Bu çalışmalarda bize büyük destek veren değerli Valimiz Gökmen Çiçek Bey'e, değerli milletvekillerimiz Veysel Eroğlu Bey'e, Ali Özkaya Bey'e, İbrahim Yurdunu Seven Bey'e, Mehmet Taytak Bey'e, 18 ilçemizi temsilen buraya gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Kararların alınmasındaki oy birliği uyumunun Ankara'dan da takip edildiğini belirten Çoban, başka illere göre daha fazla yatırım aldıklarını sözlerine ekledi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ASSO Meclisi'nin 2021 yılı Ekim ayı olan toplantısında güncel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına hafta başında hayatını kaybeden meclis üyesi ve TOB delegesi Ahmet Karakol'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Serteser, daha sonra koronavirüs nedeniyle 1,5 yılı aşkın süredir yaşanan sıkıntılara değinerek pandemi dönemini hatırlattı ve "Bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Afyonkarahisar'a mavi yakışır." diye konuştu. ATSO üyelerinden albikere.com alışveriş sitesine desteklerini sürdürmelerini isteyen Serteser, Afyonkarahisar Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in öncülüğünde Afyon Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından kurulan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizim de desteklediğimiz Türkiye'nin yeni markası albikere.com, geleceğimizin teminatı gençlerimize destek olurken kadın istihdamına da katkı sağlıyor. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in değerli eşi Sayın Sümeyra Çiçek hanımefendinin himayelerinde kurulan kadın kültür evleri ve kooperatiflerinde üretilen ürünlerle birlikte birçok yöresel ürün ve kaliteli markanın yer aldığı albikere.com'dan elde edilen tüm gelir Afyon Eğitim Vakfı'na bağışlanıyor. Siz değerli meclis üyelerimizi ve tüm üyelerimizi albikere.com'dan
tarafından alışveriş yapmaya, albikere.com'da ücretsiz mağaza açmaya ve bu sitemizi el birliğiyle güçlendirmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar'ın bir önceki yılın Temmuz ayına göre sigortalı, ücretli kadın sayısı bakımından %23.4'lük artış sağlandığını vurgulayan Serteser, TEPAV'ın raporunda ilimiz adına sevindirici bir gelişme bulunuyor. Temmuz ayında bir önceki yılın Temmuz ayına göre sigortalı ücretli kadın sayısı artış oranı en fazla gerçekleşen iller arasında Afyonkarahisar'da bulunuyor. İlimiz %23.4'lük artışla bu alanda 4. sırada yer aldı, dedi. Konuşmasında ekonomiye yönelik açıklamalarda da bulunan ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, sözlerini "Gelecek hafta kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." diyerek tamamladı. Afyonkarahisar'da bir öğretmen, çocuğu için disleksi raporu almasını istedi, annenin yanındaki şahıs tarafından darp edilip hastanelik oldu. Öğretmen okul bahçesinde darp edildi. Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Ederim daha iyiyim. Şu anda biraz daha iyi hissediyorum. Olay kent merkezi Atatürk İlkokulu'nda meydana geldi. 3. sınıf öğretmeni Cesur Hasırcı, iddiaya göre sınıfında öğrenim gören bir öğrencisinin velisi olan G'de kendisiyle görüşmek isteyince okul bahçesine çıktı. Burada G'de ve yanında bulunan BD isimli şahısla görüşmeye başlayan öğretmen Hasırcı, bir süre sonra BD'nin yumruklu saldırısına uğradı. Kafasına aldığı yumruk darbeleriyle fenalaşan Hasırcı yere düştü. Hasırcının saldırıya uğradığını gören okul güvenlik görevlisi taraflara müdahale edip ardından polis ve 112 acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri darp edilen Hasırcı'yı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hasırcı burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede müşahede altında tutuldu. Ederim daha iyiyim. Şu anda biraz daha iyi hissediyorum. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise G'de isimli kadınla yanında bulunan B'de isimli şahsın ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Olay sonrası açıklamalarda bulunan ve yaşananları anlatan Hasırcı şöyle konuştu. Velim benimle görüşmek istediğini bildirmiş güvenlikçiye. Görüşmeye indiğimde yeni görüşmeye, konuşmaya başlamıştık ki yan tarafından beyefendinin birisi birden müdahale etti. Yani daha doğrusu başıma 3 yumruk attı. Ne olduğumu anlayamadım o anda. Midem bulandı, başım döndü. Sonra kalbim sıkıştırmaya başladı. O anda işte güvenlikçiler araya girdi. Ben banka kendimi zor attım. Ambulans çağırdık. Olayın disleksi raporu meselesinden dolayı yaşandığını dile getiren Hasırcı açıklamalarını şöyle sürdürdü. Benim çocuğumla neden ilgilenmiyorsun diye konu o. Neden ilgilenmiyorsun benim çocuğumla? Ben işte daha fazla ilgi istiyorum çocuğuma. Ben de dedim ki tamam ben bütün çocuklarla aynı ölçüde ilgilenirim. Hatta sizin çocuğunuza daha fazla ilgi gösteririm ama dedim rapor istedim çocukta. Çünkü çocuğun disleksi olduğunu söyledi. Rapor istedim. Herhalde konu bu onun almak istemediğini söylemişti raporu. Konu bu herhalde bu şekilde büyüktü. Öte yandan GD ile BD ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Evet, bu çirkin saldırıya biz de kınıyoruz ve bu haberle ilgili olarak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Afyonkarahisar'da eğitim sendikalarının temsilcileri öğretmene yapılan darp olayını kınayarak açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar'da eğitim sendikaları öğretmenin darp edilmesini kınadı.
Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Eğitim İş Sendikalarının Afyonkarahisar Şube Başkanları, öğretmenler ve öğrenci velileri, bir veli tarafından öğretmenin darbedildiği Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde, ellerinde "Öğretmenime dokunma ve öğretmenime şiddete hayır" pankartlarıyla bir araya geldi. Türk Eğitim Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Nizamettin Şenol, burada yaptığı açıklamada öğretmene ve kamu çalışanlarına yapılan her türlü şiddeti kınadıklarını söyledi. Öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet olayları ile ilgili ciddi idari ve hukuki tedbirlerin alınması gerektiğini dile getiren Şenol şöyle konuştu. Buradan aileleri de çağrıda bulunuyoruz. Çocuklarınız çocuklarımızdır. Onları daha güzel bir geleceğe hazırlamak için en az sizler kadar istekli olduğunuzu bilmenizi istiyoruz. Takdir edersiniz ki eğitim, okul, aile ve çevre ile bütün olarak yürütülen bir süreçtir. Sizden tek arzumuz öğrencilerimizle aramızda oluşturduğumuz sevgi ve saygıya dayalı beraberliğimize katkı sağlamanızdır. Şiddete maruz kalmış meslektaşımız Cesur Hasırcı'ya geçmiş olsun diyor. Öğretmene şiddeti lanetlediğimizi kararlılıkla ifade ediyor ve bir daha benzeri hadiselerle kamuoyu gündemine gelmemeyi diliyoruz. Eğitim Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Ender Karaaslan da eğitim emekçilerine yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını vurgulayarak şunları söyledi. Bu olay münferit bir olay olarak geçiştirilmemeli. Sorumlusu en ağır bir biçimde cezalandırılmalıdır. Yaşanan bu çirkin saldırının takipçisi olacağımızı, Cesur öğretmenimizi ve bu tür olaylara maruz kalan tüm eğitim emekçisi arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağımızı sizlerin huzurunda ifade etmek isterim. Eğitim İş Afyonkarahisar Şube Başkanı Çağdaş Yalçınkaya ise Cesur Hasırcı ve bütün öğretmenlere uygulanan şiddeti kınadıklarını ifade etti. Biz öğretmenlere karşı yapılan tüm şiddeti Cesur öğretmenin nezdinde kınıyoruz. Türkiye'nin dört yanından yıllardır öğretmenlere süren şiddete karşı burada tüm sendikalar bir arada haykırıyoruz. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak çarşı esnafını ziyaret eden Kaymakam Düzgün, esnafların istek ve taleplerini dinledi. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, çarşı esnafını ziyaret ederek istek ve talepleri dinledi. Esnaflarla bir süre sohbet eden Kaymakam Düzgün, esnafların sorunlarını dinleyerek işlerinde kolaylıklar diledi. Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kadın Kültür Evleri Kooperatifi kursiyerleri tarafından yapılan yöresel ürünleri standlarını ziyaret ederek bilgileri aldı. Afyonkarahisar'ın Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kadın Kültür Evi Kooperatifi kursiyerleri tarafından yapılan El Emeği Göz Nuru yöresel ürünleri açmış oldukları standı ziyaret etti. Kaymakam Ateş'e eşi Cansu Ateş de eşlik etti. Ateş ve eşi, kursiyerlerin açmış oldukları standa bir süre sohbet ederek yaptıkları ürünleri inceledi. Kadın kursiyerler yapmış oldukları yöresel ürünleri Kaymakam Ateş ve eşine anlatarak bilgiler verdi. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü hafta sonu için meteorolojik değerlendirme yaptı. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Son günlerde yaşanan yalancı bahar etkisini kaybediyor. Afyonkarahisarlılar Ekim ayına rağmen bol bol güneş aldı. Meteorolojiden gelen değerlendirmede ise soğuk havaların geldiği belirtildi. Yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek olan bölgemizde sıcaklıklar kademeli bir şekilde düşecek. Yapılan son değerlendirmelere göre pazar sabah saatlerinden itibaren ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor denildi.
Bölgemizde pazar gününden başlayarak sıcaklıkların Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde 6 ila 8, Denizli çevrelerinde 2 ila 4 derece düşerek mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor. Antalya Elmalı ve Siirt'in Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden oluşan heyet Şuut'a geldi. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen heyet çalışmalarla ilgili bilgi de aldı. Antalya'nın Elmalı ve Siirt'in Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden oluşan heyet, Afyonkarahisar'ın Şuut ilçesinde projesi tamamlanmış ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdiresi Dilek Boğa Timur, Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürü Resul Eken ve beraberindeki heyet, Şuut Kadın Kooperatifi, Kültür Evi, Büyük Taarruz Karargahı ve Keşkek Evi ile ilçe genelinde yürütülen tarımsal faaliyetleri Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün Mihmandarlığı'nda inceleyerek buradaki çalışmalarla ilgili bilgiler edindi. İlçedeki projelere adeta hayran kalan heyet, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki üç höyü kurtarma kazısında 4000 yıl öncesine tarihlenen mühür, tekstil ürünleriyle seramik kalıntılarıyla bölgedeki önemli ticaret merkezi olduğu düşünülen antik kentin ilk duvarlarına ulaşıldı. Puruşan'da olduğu düşünülen antik kentin ilk duvarları gün yüzüne çıkarıldı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki üç öyük mevkisindeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üymez Başkanlığı'nda, Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Özdemir Koçan Bilimsel Danışmanlığı'nda, geniş katılımlı bilim heyetiyle Bolvadin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı desteğiyle 2 yıldır sürdürülüyor. Üçöyük Kurtarma Kazısı'nın bilim heyeti üyesi ve alan sorumlusu Dicle Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. İsmail Baytak, ikinci sezonuna 12 Eylül'de başlanan kazının 20 yıllık bir yüzey araştırmasına dayandığını söyledi. Bölgenin tarihte Puruşan'da diye tanımlandığını dile getiren Baytak şöyle konuştu. Şu an bulunduğumuz höyük, üçöyük olarak tanımlanıyor. 3 ayrı tepe üzerine konuşlandırılmış 50 hektarlık bir alanı kaplıyor. Yalnız o değil, teritoriyumunu değerlendirdiğimizde 170 hektarlık haritacı arkadaşımız Ömür Bey bunu 170 hektara kadar belirledi. Höyüğün yayılım sahası, bakın bu bir basit bir höyük değil, büyük bir şehirden bahsediyoruz. Bir kent devletinden bahsediyoruz. Kazıda geçen sene tespit ettikleri ve kısmen açtıkları ahşap çatı sisteminin uzantılarının belirlendiğini aktaran Baytak şunları söyledi. Bunun olduğu gibi çöktüğünü, olduğu gibi 20 santimlik bir tabakayı kapladığını tespit ettik. Bu yılki çalışmalarımız bu yönde. Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat da Afyonkarahisar'ın gizemli bir şehir olduğunu söyleyerek şu değerlendirmede bulundu. Bizim düşüncemize göre buradan bulduğumuz bütün bulgular milattan önce dayandığı yıllar itibariyle kolay da ortaya çıkarılması mümkün olmayan tarihsel kalıntılar. Fakat Üçöyük kazımızda şöyle bir avantajımız var. Yerleşim itibariyle katmanlı yerleşimden bir katmanı kaldırdığımız zaman hemen 4000 yıl önceki bazı bulgulara rastlama şansımız oldu. Burada bulduğumuz mühürler Anadolu'nun çok çeşitli yerlerinde bulunan mühürlerden değil. Biraz daha alt katmanlara indikçe bunun sayısının artacağını da değerlendiriyoruz. Çünkü tarihte Puruşan'da bir ticaret kenti olarak ön plana çıkıyor. Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan'sa Üçöyük'te 2 yıldır devam eden kazılarla ilgili şöyle konuştu. Köklü mazinin tekrar toplumla buluşması anlamında bu çalışmayı önemsiyoruz. Hem bu şehir adına hem ülkemiz adına yeni bir destinasyon oluşacak burada. Yeni bir merkez oluşacak. Bolvadin'imizde Üçöyük mevkiinde de hem bölge turizmine hem uluslararası turizme hitap edecek önemli bir kentin olduğunu, hatta rivayetlere göre o meşhur Puruşan'da şehrinin bulunduğu noktadayız biz. İnşallah şu anda yapılan çalışmalar da
bu öngörüyle ilintili olarak devam ediyor ve her adımda da bunun biraz daha vücut bulduğunu görüyoruz. Heyecanlıyız. Denizli'de yeni tip koronavirüs nedeniyle babasını ve abisini kaybeden, kendisi de 15 gün hastanede tedavi gören belediye başkanı Hulusi Şevkan, aşı olunması ve tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu. Heyecanlı diyorum, hani ölümler olmasaydı heyecanlı. Yani. Covid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından aşı çağrısı. Günlerde hatta bir ara eşin. Başkan Hulusi Şevkan, tedavisinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen hastalık döneminde yaşadığı sıkıntıları hala unutmadı. Her gelen işte sağdan soldan kan alıyor, atar damar kanındaki oksijeni ölçüyorlar falan. Her tarafınız ağrıyor, bir şey yiyemiyorsunuz. Yani o süreç içinde yemek adını duymak istemiyorsunuz. Sanki bir el sizi saçınızdan tutuyor, öbür eliyle sizi sıyırıyor. O hani aradaki dokular vardır, dokuların arasında sıvılar, kolajen doku dediğimiz. Onlar falan yok oluyor. Baldırlarınız, pazurlarınız bomboş yani. Bir hafta 10 gün içinde oluyor bu. Ondan sonra nefesiniz kesiliyor, nefesiniz yetmiyor, derin nefes alamıyorsunuz. Aynı zamanda tıp doktoru olan Şevkan, herkes aşı olmaya davet etti. Hocalarımızın, kardeşimin yoğun bakımdayken ilgilenen hocalarımızdan bir tanesi Hakan Hocam, dedi ki sizin hastalık sürecinizi biliyoruz, sizi ileri boyuttan döndüren şey birinci aşınızın etkisidir diyor. Ama birinci aşımın benim kurtuluşumda ciddi anlamda etkisinin olduğunu söylüyor hocalarımız. Aşı çok önemli. Çok çok önemli. Ve baştan beri sağlık çalışanlarımızın, Sağlık Bakanlığımızın veya işte Cumhurbaşkanımızın zaman zaman demeçlerinde söyledikleri gibi maskenin, mesafenin ve hijyenik kuralların ne kadar yerinde olduğu çok çok önemli. Ölüm sayıları bildirilir ya her gün. Vaka, işte vefat sayısı işte der 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi, 300 kişi neyse. O bir rakam değil biliyor musunuz? O her eve düşen bir ateş. Günlerde hatta bir ara eşin. Afyonkarahisar'ın Bolvaden ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde bulunan Damlalı Dede mağarasının duvarları sprey boyalarla yazılan yazılar nedeniyle çirkin bir görüntü oluştururken tarihi mağarada bir başka skandal yaşandı ve yazılar sıvanarak kapatılmaya çalışıldı. Kaş yapalım derken göz çıkardılar. Tarihi mağaranın duvarlarındaki yazıları silmek yerine sıvayla kapattılar. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden. Akıllara durgunluk veren skandal Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde meydana geldi. Bölgede her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olan tarihi Damlalı Dede mağarasının duvarlarına sprey boyalarla yazılan yazılar gündem olmuştu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla mağaranın duvarlarına yazılar yazılması bölgeye ziyarete gelenlerle birlikte çevre sakinlerinin büyük tepkisini çekti. Bu duruma müdahale etmek isteyen ve görüntü kirliliği oluşturan yazıları silmek için harekete geçen bazı çevre sakinleri ise ellerine aldıkları kova ve fırçalarla duvarlara sıva sürerek mağara duvarlarına yazılan yazıların üzerini kapatmaya çalıştılar. En az 3000 yıllık tarihi geçmişi bulunan bu tarihi mağaraların bir skandal yöntemle sıvanması ise başka bir tepkinin fitilini ateşledi. Özel bir silme tekniği ve cihazıyla silinmesi gereken tarihi mağaralarda yaşanan bu durum akıllarda soru işareti bıraktı. Mağaraları sıvayanların kimler olduğu ve kimden talimat alarak böyle bir girişimde bulundukları ise bilinmiyor. Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 46 kök kenevirle yaklaşık 32 gram esrar ele geçirildi.
Operasyon Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Hamile Ekipleri koordinesinde Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler ilçedeki bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 46 kök Hint keneviri, 7.34 gram Hint keneviri tohumu, 31.37 gram esrar ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan İÇ hakkında kenevir yetiştirmek suçundan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Denizli'de yaşayan 87 yaşındaki Hatice Nine, mücadelesiyle çoğu genci örnek oluyor. Yaşına rağmen sokak ve caddelerde mısır satan yaşlı kadın, hem kendi parasını kazanıyor hem de evinin geçimini sağlıyor. Denizli'de ilerleyen yaşına rağmen Antalya'dan gelen mısırları satarak yaşamını idame ettiren 87 yaşındaki Hatice Yağcıoğlu, her gün gece geç saatlere kadar tezgahında mısır pişirip satarak geçimini sağlıyor. Teyzem, bu fiyatına kadar ben alayım. Sokak sokak dolaşarak mısırları müşterilerine satan Yağcıoğlu, çoğu vatandaş tarafından takdir ediliyor. Bir esnafsa Hatice Nine için dükkanın yanına yer ayırarak ürünlerini satmasını sağlıyor. 87 yaşındaki Yağcıoğlu şu ana kadar mısır satarak çocuklarını evlendirdiğini belirterek şöyle konuştu. Önce manavlık yaptım. Sonra tarı kestane sattım. Hala gidiyorum devam. Oğlanları büyüttüm, ev verdim. En küçük oğlum 3 yaşındaydı. Çatal çekmen orada çekti. Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, park halindeki bir otomobile ardından da bir apartmana çarparak durdu. Kontrolden çıkan minibüs apartmana çarparak durabildi. Şans eseri yaralının olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler Aydın'dan. Minibüs kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki otomobile, ardından aradaki boşluğu aşıp yol kenarındaki apartmana çarptı. Bu sırada apartmanın girişinde bulunan bir kişi zemin kattaki bakkala kaçarak kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. Çarpmanın etkisiyle apartman boşluğuna düşen otomobil ağır hasar aldı. Kazada bir motosiklette hasar gördü. İçeride oturuyordum. Evet. Bakkalla zaten evimiz bir arada. Evet. Bir tarafı bakkal, bir tarafı ev. Evet. İçeride oturuyordum. Bir gürültü koptu. Kalkmamla otobüsün geldiğini gördüm. Evet. Yani olay bu şekilde oldu. Ben zaten duramadım. Elim ayağım titredi yani. Oğluna işitme cihazı alabilmek için biriktirdiği parayı sosyal medya dolandırıcılarına kaptıran çaresiz babanın imdadına hayırseverler yetişti. Yusuf hayırseverlerin yardımıyla artık duyuyor. Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Halil Saçar, doğuştan işitme engelli oğluna işitme cihazı alabilmek için bankalara başvurmuş. Ancak oradan bir yanıt alamayınca sosyal medyada karşılaştığı kredi vaadine kanarak dolandırılmıştı. Elinde biriken az miktardaki parayı da dolandırıcılara kaptıran mağdur baba, sesini geçtiğimiz ay ulusal medya ile paylaştığı haber aracılığıyla duyurmuştu. Haberi gören hayırseverler Halil Saçar'a ulaştı ve 2 adet işitme cihazı bağışlayarak Yusuf'un tekrar duyabilmesini sağladı. Baba Halil Saçar, hayırseverlere teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti. İki hayırsever iş adamımız bize cihazlarımızı temin etti. Allah onlardan razı olsun. Çocuk duymayınca hırçınlaşmak, agresifleşmek hepsi baş edemiyorsun. Ama cihazların takıldığı gün her şey değişti. Manisa'da gerçekleştirilen trafik denetiminde 47 sürücüye idari para cezası kesildi.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ve Yunus Emre ilçelerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı. Uygulamada emniyet kemeri kullanmamak, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 47 sürücüye cezai işlem uygulandı. Aydın'da ekipler yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram metamfetamin madde ele geçirdi. Operasyon sonrası gözaltına alınan iki kişiden birisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuşadası polisi 1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri kentte uyuşturucuya göz açtırmıyor. Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Kuştur Polis Uygulama Noktası'nda bir kamyoneti durdurdu. Araçta bulunan iki şüpheli kelepçeyle zapt edilerek uyuşturucu köpeği Honaz eşliğinde arama başlatıldı. Hassas burun Honaz'ın tepki verdiği yeri arayan ekipler, poşet içerisinde bulunan ayakkabı kutusu içerisinde 1 kilo 500 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'da park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Tırın dorsesine çarptı, talihsiz sürücü hayatını kaybetti. Olayın adresi Manisa. Ercan Y'nin kullandığı otomobil İzmir-İstanbul otoyolu Saruhanlı geçişinde HM tarafından arızalandığı iddiasıyla yol kenarındaki bankete park edilen tırın dorsesine çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan talihsiz sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze itfaiye ekiplerince çıkartılarak adli tıp morguna kaldırılırken tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Aydın'da trafik ekiplerinin denetimine takılan bir sürücü ceza yememek için uzun süre direndi. Emniyet kemeri takmayan sürücü ceza yememek için kalp hastası olduğunu ileri sürdü. Emniyet kemeri takmadı, gerekçesi ise herkesi şaşırttı. Ceza yememek için kalp hastasıyım dedi. Ben de sana derdimi anlatacağım. Vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanması için Aydın genelinde trafik denetimleri aralıksız devam ederken, gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayanlar ceza yemekten kaçamadı. O sana saygısızlık yapmıyor, görevini yapıyor. Merkez ilçe Efeler'de gerçekleştirilen trafik denetimlerine takılan bir sürücü ise ceza yememek için her şeyi denedi. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen araç sürücüsü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek emniyet kemeri takmadığını belirtti. Kalp hastası olduğunu ve kemerin kendisini sıktığı için takamadığını ifade eden sürücü, ceza yemekten kaçamazken elindeki eşyalarını yere fırlatarak tepki gösterdi. Efeler'de trafiğin yoğun olduğu çeşitli bölgelerde denetimler gerçekleştiren trafik ekipleri yaklaşık 4 saat süren denetimlerde 60 aracı denetledi. Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve motor kullanırken kask kullanmamak gibi kurallara uymadığı tespit edilen 41 araç sürücüleri ise ceza yemekten kaçamadı.
Yapılan 4 saatlik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplamda 10.938 lira idari para cezası uygulandı. Bana soracaksın. Sakin ol. Konya'da pes dedirten bir olay yaşandı. Bir atmaca göz kapakları dikili, ayakları bağlanmış halde bulundu. Operasyonla göz kapağı açılarak tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salındı. Göz kapaklarını diktiler, ayaklarını bağladılar. Zavallı atmacayı hayvanat bahçesi görevlileri kurtardı. Olayın adresi Konya. Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlileri Tatlıcak Mahallesi'nde göz kapakları dikili ve ayakları bağlı bir atmacanın bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Adrese giden görevliler atmacayı tedavi etmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimliğine getirdi. Atmacanın göz kapaklarındaki dikişler ve ayağındaki ip kesilerek alındı. Atmaca, herhangi bir görme problemi ve yarasının olmadığının anlaşılmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salındı. Gündeme dair önemli gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Sırada spor haberlerimiz var. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. hafta karşılaşmaları. Yarın oynanacak Silahdaroğlu Van Spor'un liderliğini sürdürdüğü grupta. Üst sıraları hedefleyen Afşat Afyonspor, Zafer Stadı'nda Etimesgut Belediyespor'a ev sahipliği yapacak. Dokuzuncu haftanın en önemli karşılaşması 20 puanla zirvede yer alan Silahdaroğlu Van Spor'la 18 puanla ikinci sırada bulunan Sivas Belediyespor arasında Van Atatürk Stadı'nda oynanacak. İki takım için de 6 puan değerinde olan karşılaşmayı kazanan takım zirve yarışında büyük bir engeli aşmış olacak. Afyonkarahisar'ın mor beyazlı ekibi Afşat Afyonspor ise yarın Zafer Stadı'nda Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Ligdeki son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Afşat Afyonspor haftaya 13 puanla 9. sırada giriyor. Yarınki rakibi Etimesgut Belediyespor'un da 13 puanı var ve gol averajıyla mor beyazlı takımın bir basamak altında yer alıyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma saat 19'da başlayacak ve maçı Murat Türkoğlu, Akın Karabacak, Giray Karakem üçlüsü yönetecek. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle. 13. Soma Spor Kahramanmaraş Spor. 14. Hekimoğlu Trabzon Turgutlu Spor. 14. Bodrum Spor Bayburt Özel İdare. 14. Adıyaman Futbol, Diyarbakır Spor. 14. İnegöl Spor, Sakarya Spor AŞ. 14. Silahdaroğlu Van, Sivas Belediye. 14. Niğde Anadolu, Ergeneverim Eşe. 19. Çorum Futbol Kulübü, Sarıyer. 19. Ankara Spor, Serik Belediye Spor. 19. Afşat Afyon Spor, Etimesgut Belediye.
A milli futbol takımı FIFA Dünya sıralamasında 41. sıradan 39. sıraya yükseldi. FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ekim ayında aldığı 1-1 Norveç beraberliği ve 2-1 Letonya galibiyeti sonrası 2 basamak yükselerek 1460 puanla 39. sırada yer aldı. Belçika klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2. sıradaki yerini korurken İngiltere 3. sıradan 5. sıraya düştü. UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon olması sonrasında 4. sıradan 3. sıraya yükseldi. Euro 2020 şampiyonu İtalya 4. 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin'de 6. sırada yer aldı. En büyük çıkışı 10 basamak yükselen Endonezya ve Yeni Zelanda kaydetti. Bir sonraki FIFA Dünya sıralaması 25 Kasım'da açıklanacak. Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu istifasını TFF yönetimine verdi. Son dönemde yapısı ve aldığı kararlarla hakem yönetimlerinden dolayı eleştirilerin odağı haline gelen Kulüpler Birliği Vakfı'yla TFF'nin yeniden yapılandırmak için görüşmeler yürüttüğü Merkez Hakem Kurulu'nda yönetim istifa kararı aldı. Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Yönetimi istifalarını TFF Yönetim Kurulu'na sundu. Üyelerden Metin Tokat'ın önceki gün istifa ettiği Merkez Hakem Kurulu yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abdioğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu. Anadolu Efes basketbol takımı THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Rusya temsilcisi Unix Kazan'ı 71-68 yendi. Sezonun ilk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, Rusya temsilcisi karşısında maçın başında basit top kayıpları yaptı ve 5. dakikada 12-8 geriye düştü. Boyalı alanı kapatmayan lacivert beyazlı ekip, Pilis'in basketleriyle oyuna tutunmaya çalıştıysa da ilk çeyreği 22-18 geride bıraktı. Çekişmeli geçen ikinci periyot sonunda soyunma odasına 37-32 mağlup gülen Anadolu Efes, ikinci yarıya iyi başlamasına rağmen 3. çeyreği de 51-47 yenik kapattı. Unix Kazan karşısına maçı bırakmayan Anadolu Efes, maçın son bölümünde oyuna ağırlığını koyarak karşılaşmayı 71-68 kazandı. Sezonun ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamlayan geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.